Milyonlarca çalışanın gözü kulağı askeri ücret pazarlığına çevrilmiş durumda. Hükümet, işçi ve işveren tarafı 18 Aralık pazartesi günü ikinci kez masaya oturacak. O toplantıda Türkiye Statistik Kurumu'nun geçim verilerinin yanı sıra Türk İş'in açlık ve yoksulluk sınırı rakamları değerlendirilecek. Zam oranı da o veriler üzerinden konuşulacak. Bu paraya nasıl geçinemediklerini anlatacaklar. Ya cambaz olsanız 11 bin 400 üzeri bir hafta götüremezsiniz ya. Yani. Asgari ücret pazarlığında gözler ikinci randevuya çevrildi. Hükümet, işçi ve işveren tarafı ikinci kez pazarlık masasına oturacak. Toplantı 18 Aralık pazartesi günü yine Çalışma Bakanlığı'nda yapılacak. 2024 yılı için belirlenecek asgari ücretin çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı korumasına ve istihdam hedeflerimizi desteklemesine dikkat edeceğiz. İlk toplantıda daha çok çalışma takvimi üzerinde durulmuştu. Ancak ikinci toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu'nun geçim verilerinin yanı sıra Türk İş'in açlık ve yoksulluk sınırı rakamları masaya yatırılacak. Asgari ücret şu anda 11.402 lira olarak uygulanıyor. Bu rakamın üzerine yapılacak zam pazarlığı da TÜİK ve Türk İş'in verileri üzerinden gerçekleşecek. Enflasyonu durdursunlar, hiçbir ete süte zam gelmesin, kiraya zam gelmesin. Asgari ücreti konuşmanda bir anlam yok o zaman. Sen zamı ver, ertesi gün zam getir fiyatlara. Yani bu sürdürebilir bir iş değil. Bu yılki toplantıda ilk kez enerji, karayolları ve sağlık sektörüyle alışveriş merkezinde çalışan 4 işçi de asgari ücretleri temsilen komisyon toplantılarına katılıyor. Asgari ücret bir pazarlık ücreti değildir. Asgari ücret aylardır açlık sınırının altındadır. Asgari ücretin ortalama ücret haline gelmesinden hem işçiler hem de işveren tarafı rahatsız. Ortalama ücret ile asgari ücret arasındaki makas giderek kapanıyor. Üniversite eğitiminin getirisi düşüyor. Yeni asgari ücretin en geç 31 Aralık'a kadar netleşmesi bekleniyor. Eğer taraflar arasında erken uzlaşma olursa yeni rakam bu tarihten önce de açıklanabilir. Asgari ücret maratonu devam ederken sendikalarda gönüllerinden geçen rakamı dile getirmeye başladı. Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, 17 bin liranın altındaki bir rakamın asgari ücretlileri memnun etmeyeceğini söyledi. Aslan'ın gündeminde orman işçilerinin sorunları da vardı. Kamuoyu görebildiğimiz kadarıyla işyerlerini ziyaret ediyoruz. 17 bin lirayı satın aldı. Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, asgari ücret pazarlıkları devam ederken gönlünden geçen rakamı açıkladı. Aslan, asgari ücretin 17 bin liradan az olmaması gerektiğini vurguladı. 17 binin altında olan her rakam 16.999 da olsa mutlu etmeyecek. 17'nin üzerindeki de her rakam kabul edileceği kanaatindeyim. Aslan kamu işçileriyle memurlar arasındaki ücret makasının açılmasından da şikayet etti. İşçi ve memur arasındaki makas açılmamalıdır. Memura seyyanen 8.000 TL'lik zam bu yıl kapsamlı genişletilerek işçileri de kapsaması gerektiğini düşünüyoruz. Yapılacak olan çalışmalar neticesinde yüksek bir zamla hem işçi hem de işveren memnun edilmesi sağlanmalıdır. Settar Aslan, orman işçilerinin sorunlarını da dile getirdi. Yeni personel takviyesiyle gözetleme kulelerindeki vardiya sisteminin ikiye çıkartılması gerektiğini söyledi. Buranın ikili vardiya sistemine geçmesi gerekiyor. 15 gün bir vardiyanın gece, 15 günde bir vardiyanın gündüz çalışması gerekiyor. İnsanlar sosyal hayattan kopuyor. 7500 işçi talebi var. Eğer böyle bir işçi verilirse ikili vardiya sistemine geçeceğine dair bir mutabakat sağladık.